İki opsiyonumuz var. İki tercihi de değerlendirebiliriz. Evet, reis geliyor. Kendisi olmayan merdivenlerden aşağı iniyor. Burada ufak bir akıl oyunu oynuyor. Well, what do you know? Evet, ay resminin üzerinde duruyoruz görüldüğü üzere. Mecazen de olsa yerine getirmiş oluyor, vermiş olduğu sözü. Şimdi burada yardım edersek birazdan göstereceğim aşamaya geçiyoruz, karışma diyoruz. Ve Olgird Van Everick ruhuna sahip oluyor, bedenindeki ruhu çekiyor. Şimdi dile benden ne dilersen diye bize dönüyor. Eğer Olgird Van Everick başına gelenleri hak etmiştir, bunu da hak ediyor diyorsanız bu seçeneği seçebilirsiniz. Görüldüğü üzere 5 seçenekten herhangi birini seçebiliyoruz. Bunlar farklı avantajlar. Hiçbir şey istemeye de biliyoruz. Bu DLC'yi bu şekilde de bitirebiliyoruz. Ben bunların arasında sadece bir daha acıkmamak istiyorum olan kısmı yaptım. Bir kere yemek yiyince bir daha acıkmıyorduk ve canımız sürekli doluyordu. Bu işe yarıyordu. Bir de birinci seçeneği bir denemek istiyorum hızlıca. Fast, so fast no one will ever catch me. Take this. Place it on your steed and you will ride swift as the wind. Yani atı hızlandırıyormuş. Gauntor, Odin'in bize vermiş olduğu ağ taşaşı eğerini, hatta şöyle bir bilgisini de okuyalım. Eğer tuhaf bir deriden bilinmeyen bir yaratığın postundan yapılmışa benziyor, alışılmadık bir tabiatının kanıtı olarak dokunulduğunda epey bir sıcaklık hissi verdiğini söylemek yeterli. Eğer sınırlı bir menzil içindeki rastgele seçilmiş bir düşmanın zihnini bulandırır diyor. Diğer gayet iyi olan eğerimizden çok daha hızlı. Kızıl gözümüze roça bunu giydirdik. Görüldüğü üzere gözle görülür bir hızlanma var. Gerçekten bayağı hızlıyız bu arada. At dayanıklılığı da çok çok azar azar gidiyor görüldüğü gibi. Evet, aradaki hız farkını ben hissettim açıkçası. Böyle hızlıca size göstermiş olduk. Aynı zamanda eğerden şöyle bir siyah duman çıkıyor. Aynı şekilde atta da var görüldüğü üzere. Bizim roçun gözleri bile değişmiş vaziyette oluyor. O yerde yardım etmeyi seçtik bu sefer. Kendimizi öne atıyoruz. Gwent? Valla Gwent olsa oynardım ben. Maybe. Sıkıntı yok. Gauntor Odin bizim için oluşturmuş olduğu simülasyonun içerisindeyiz şu an. Onun sorduğu bilmeceyi bilmemiz gerekiyor. Fakat öncesinde buraya gelmişken en gerek zehirli kılıç mevcut bulunduğumuz dünyada bu kılıcı tutmamak sizlere göstermek istiyorum. Onun lokasyonunu. Bu hayaletleri gördükten sonra sağdan devam ediyoruz. Buradan da soldan sağa sapmadan devam ediyoruz. Dümdüz devam ettikten sonra buradan yukarı çıkıyoruz. Dümdüz yolu takip ediyoruz. Buradan sağdan devam ediyoruz. Buradaki hayaletler deyince savaşmamız gerekiyor. Yoksa peşimizi bırakmıyor. Buradan yukarı çıkamıyoruz. Evet, bunu hızlıca indirdikten sonra artık şurada bir boşluk var. Bu boşluğu çıkamadığımız için onu indirmemiz gerekti. Görüldüğü üzere en gerek zehirli gümüş kılıç Witcher tesisatı olarak karşımızda Gauntor Odin'in oluşturmuş olduğu bu dünyada çıkıyor. Gene geldiğimiz noktadan geri dönüyoruz. Çok fazla vaktimizi harcamış sayılmayız. Köprüden devam ediyoruz. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz büyük şatoya ulaşmamız gerekiyor. Buradan dümdüz devam ediyoruz. Karanlıkta ben de istemsiz karıştırabiliyorum. Evet, gelmemiz gereken noktaya geldik. Şöyle bir meşaleyi yakalım. Şu hayaletlerle hiç savaşmamıza gerek yok. Bunlar hep vakit kaybı. Biz buradan alacağımızı aldık. Buradan içeri devam ediyoruz. Buradan aşağı indikten sonra bizi final noktasına indirecek buradan. Burada sakin olun. Bir anda burası kırılıp aşağı düştüğünüze heyecanlanabilirsiniz. Bu gayet doğal. Buradan dümdüz devam ediyoruz. Bilgisayar üzerinden oynayanlar için sağ tık yaparsanız görüldüğü üzere burada ipuçları var. Bunları incelemenize gerek yok. Ama eskiden burada su varmış diye bir info veriyor görüldüğü üzere. Ve gördüğünüz üzere burası çatlak. Burayı hiç incelemeye gerek yok. Ardı seçip burayı
kırdıktan sonra buradan su akışı gerçekleşiyor. Su akışından da kendi yansımamızı görüyoruz. Gantrodim'in bilmecesi de tam olarak buydu. Ve görüldüğü üzere bu yansımada bakın kim var? Evet, iblisin kılıcını kırmış bulunmaktayız. Kendi oluşturduğu dünyada, kendi oluşturmuş olduğu simülasyonda kendisini alt etmeyi başarabiliyoruz. Shannon'ın aracılığıyla görüştüğümüz profesör de zaten bize bunun infosunu vermişti. Kendisini bir akıl oyununda yenmemiz mevcut. Bu yolu seçerek de görüldüğü üzere Olgirt Van Everek hayatına devam edebiliyor. Üzerindeki lanetler kalkıyor ve akabinde bize bir hediyesi oluyor. Bir diğer yolla başarıyla geçmenin yolu video içerisinde gösterdiğimiz şekilde. İçeri girmişken Witcher kılıcını da, en gerek zehirli kılıcı da almayı unutmadık. Onun da lokasyonunu, konumunu sizlere göstermiş oldum. Ve evet, bizim için bu oyunun en iyi çelik kılıcı olan Ayrıs'ı bize hediye ediyor. Olgirt Van Everek'i kurtarmanın mükafatı da bu oluyor. Bırak bırak şimdi, nazlanmayı bırak. Böyle bir kılıç. Buna mutlu son diyebilirsiniz. Size kalmış. Diğer seçeneği de seçebilirsiniz. İki yolla göstermiş olduk. Kazanmış olduğumuz kılıcı da sizlere göstermek istiyorum. Görüldüğü üzere fonksiyonu da yazıyor. Çatışma sırasında silah enerjiyle dolar. Rengi kırmızıya döndüğünde bir güçlü saldırı bu enerjiyi beraberinde saldıranın canının bir kısmını götürerek ekstra kuvvetli bir darbeyle açığa çıkar. Yani patlama etkisi yaratan bir kılıç. Bu oyunun en iyi çelik kılıcı olduğunu söyleyebilirim. Bunun üstüne bir kılıç yok. Şimdilik bir rün vesaire bir şey koymayacağım. Görüldüğü üzere oyunun sonuna kadar götürebilecek olan bir kılıcı kazanmış olduk. Eğer bu video işinize yaradıysa kanalımıza abone olup bir beğeni atmayı çok görmezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.